Aşağıdakilerden hangisinde denk sözcüğü deyim içinde kullanılmıştır? A seçeneğinde denge olmayan kişilerle arkadaşlık etmemelisin derken denge olmayan şeklinde sözcük deyim içinde kullanılmamıştır. B sözcüğünde bu iki çuvalın ağırlıklarının denk olduğunu sanmıyorum derken çuvalın ağırlıklarının eşit olduğunu düşünmüyorum anlamında kullanılıp bir deyim içinde kullanılmamıştır. C seçeneğinde tatilde denk getirebilirsem 2 günde Mersin'de kalacağım cümlesinde denk getirebilmek bir deyimdir ve cümlede burada sözcüğümüz deyim içinde kullanılmıştır. Kardeşlere verilen hediyelerin denk olmasına dikkat etmeliydiniz cümlesinde denk olmasına derken eşitlik anlamında kullanılmıştır. Sözcük deyim içinde yer almamaktadır. E seçeneğinde dikkat ettim terazinin kefeleri denk geldi derken eşitlik anlamında yine kullanılıp bir deyim içerisinde yer almamaktadır. Bu açıdan doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. İkinci sorumuzda yukarıdaki cümlelerde verilen durmak sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır derken kamyonlardan birisi yolun ortasında öylece duruyordu cümlesinde park etmek anlamında bir anlamda. Duvardaki saat birdenbire durdu cümlesinde çalışmadı, bozuldu anlamında. Yolda nerede lokanta gördümse durdum, yemek yedim ve çay içtim cümlesinde mola vermek anlamında. Türklerin izleri Orta Asya'da hala duruyor cümlesinde devam ediyor anlamında. Sabahtan beri hiç durmadan çalıştım cümlesinde aralıksız anlamında ve babaannen ve deden duruyor mu cümlesinde ise hala hayattalar mı sağlar mı anlamında toplamda 6 farklı anlamda kullanılmıştır. Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Bu adam sendecilikten vazgeçip kolları sıvalamalıyız artık cümlesinde. Altı çizili sözcüğümüz adam sendeciliktir. Seçenekler arasında sürekli başkaları için yaşamaktan vazgeç, biraz da kendini düşün artık cümlesinde adam sendecilik anlamını katan herhangi bir cümle grubu bulunmamaktadır. Hemen umutsuzluğa kapılıp kendi kabuğuna çekilmemelisin cümlesinde altı çizili sözcüğümüzün anlamına yakın herhangi bir sözcük grubu bulunmaz. Daha yaşanası bir dünya için elimizden geleni yapmalıyız cümlesinde yine altı çizili sözcük grubumuzun anlamını katacak herhangi bir sözcük yoktur. Her şeyi boş vermiş halini bırak da kendin için bir şeyler yapmaya başla cümlesinde ise altı çizili sözcüğümüz adam sendecilik anlamı yer almaktadır. Bir şeye sahip olmak istiyorsan her şeyden önce buna yürekten inanmalısın cümlesinde de altı çizili sözcüğümüzün anlamını kazandıracak herhangi bir kullanım yer almaz. Bu açıdan doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Bu parçada geçen gerilere itilmek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Nice büyük ressamların en önemli eserleri başlangıçta ilgi görmemiş ve geri çekilmişti. Fakat bu eserler zaferi kazanıp bugün aranın başyapıtlar arasına girmeyi başardılar. Bu tabloda bugün için gerilere itilebilir ama sağlam, özgün bir sanat ürünü ise sonunda hak ettiği değeri bulur. Okuduğumuz parçada zamanında başka eserlerin günümüzde büyük olarak andığımız eserlerinin de geri çevrildiği, bu tablonun da bunlar gibi gerilere itilerek arka plana atıldığı söylenmiştir. Ama gelecekte bunun mutlaka ilgi göreceği de parçamızda yer almaktadır. Yukarıda boş bırakılan yere parçanın akışına göre aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilmesi uygun düşer? Ona hepimiz mesafeli davranırdık. Çünkü bu kadını yanımızda, yöremizde istemezdik. Bunu da açıkça belli ederdik. Ama o tüm davranışlarımızı, sözlerimizi anlamamazlıktan gelir, hiç oralı olmazdı. Parçamızda devam edecek olan uygun anlamlı deyim pişkinliğe vururdu olmalıdır. Burada bahsedilen kadın kendisine karşı yapılan olumsuz davranışları önemsemeyerek, davranışlarına devam ederek pişkinliğe vurmaktadır.
6. ve 7. sorularda başta verilen cümlelerde kesin yargı olarak çıkarılabilecek yargıyı bulunuz. Boru hatlarının çoğu petrole göre tasarlandığı için daha yoğun olan enerjiye dönüştürülebilen asfaltı taşımaya uygun değil. Bu cümlemizde asfalt maddesi petrol borularını tıkamaktadır ya da boru hatları dayanıksız yapılmıştır veya asfaltın seyreltilerek taşınması gerekmektedir ya da asfalt petrolden daha çok enerji sağlar şeklinde yer alan cümlelerden hiçbirine ulaşamayız. Oysa yukarıdaki cümleden kesin olarak çıkarabileceğimiz yargı, boru hatları en çok petrolün akışı düşünülerek yapılmıştır olmalıdır. Çünkü yukarıdaki cümlemizde boru hatlarının çoğu petrole göre tasarlandığı için ifadesi bulunur ve biz kesin olarak bu yargıyı çıkarabiliriz. Birinci cümlemiz, bütün hayvanlar doğadaki dengenin sağlanması bakımından insanlar için yararlıdır. İkinci cümlemiz ise hamam böceği bazı mikropları taşıdığından insanlar için zararlıdır şeklinde karşımıza çıkmış. Bu cümlelerden kesin olarak çıkarabileceğimiz yargı hamam böceğinin insana yararı yoktur şeklinde olamaz. Verilen cümlelerde bununla ilgili bir yargı bulunmamaktadır. Keza hamam böceğinin doğadaki dengenin sağlanmasına zarar verdiği ile ilgili de bir bilgi yer almaz. Doğadaki dengenin sağlanmasına insanların katkısı yoktur yargısı da yukarıda bize verilen iki cümleden ulaşabileceğimiz bir yargı değildir. Oysa bu cümlelerden biz bazı hayvanlar insanlar için hem yararlı hem zararlıdır yargısına ulaşabiliriz. Bu yarar ve zarar durumu yukarıdaki cümlelerde bize kesin olarak verilmiştir. Bazı hayvanların insanlara yararı daha fazladır ise yine bizim çıkarabileceğimiz bir yargı değildir. Bu açıdan doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur? Cümlemizi sıraladığımızda yazar oyunlarında ve şiirlerinde insanlık durumlarını dile getiriş gücüyle yaklaşık 400 yıldır bütün dünya okur ve seyircilerini etkilemeyi sürdürmektir biçiminde anlamlı bir cümle kurarız. Bu anlamlı cümlemizi baştan ikinci olarak değerlendirdiğimizde baştan iki bizim için bir numarada bulunan durumlarını dile getiriş gücüyle sözcük grubu olmalıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır? Çay, Çin'de genellikle fermente edilmiş yeşil yaprakları kurutularak tüketilir. Cümlesi çaya ilişkin bir bilgi vermiştir. Yeşil çay olarak bilinen bu bitkinin sıkça tüketilmesi sağlık açısından yerinde olur cümlesinde bir öneri yer almıştır. Bizim içtiğimiz çay ise fermente edilmiş siyah çaydır ve bu çayın tütsülenerek yıllandırıldığı füme siyah çaydan haberimiz yoktur cümlesinde çayın çeşitlerinden söz edilmiştir. Hele samanla örtülmüş özel havuzlarda ıslatılmış tülbentlerle 24 saat terletilerek özel olarak fermente edilmiş sarı çaydan hiç mi hiç haberdar değiliz cümlesinde bir önceki cümledeki yargı başka bir örnekle pekiştirilmiştir. Oysa elin oğlu her şeyde olduğu gibi yiyip içtiğinde de en iyisini istiyor, bunun için araştırıyor, yaratıyor ve en önemlisi her şeyden haberdar oluyor cümlesinde olumsuz bir durumdan bahsedilmemiştir. Bu açıdan doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Bu cümlede filmle ilgili olarak belirtilmek istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bir yönetmenimiz şöyle diyor. Gerçek bir film ayakkabının içine kaçan bir taşa benzemelidir. Burada filmle ilgili belirtilmek istenen bir durumu eleştirel yaklaşımla ele alıp olumlu ve olumsuz yönlerini yansıtmak değildir. İnsanın duygu dünyasını etkileyecek nitelikte olmalıdır yargısı da bizim filmle ilgili olarak belirtmek istediğimiz şey değildir. İzleyenlerin akşamı daha iyi tanımasını olanak sağlamalıdır yargısı da buradan çıkarılamaz. Ve
İzleyicilerin ilgisini çekmek için orijinal yöntemler kullanılmalıdır da yine belirtilmek istenen arasında yer almaz. Oysa gerçek bir film ayakkabının içine kaçan bir taşa benzemelidir diyerek insan ve toplumu tedirgin eden sorunlar üzerinde bizi düşünmeye zorlamalıdır. Bizim için filmle ilgili belirtilmek istenen olmalıdır. Nasıl ayakkabımızın içindeki taş bizi rahatsız eder, tedirgin ederse bir film de bunu yaparak bizi düşünmeye zorlamalıdır. Bu parçanın birinci cümlesinde belirtilen düşünceler, nedenleri kaçıncı cümleden başlanarak açıklanmalıdır? Dostlarımızın kıymetini bilip onları hoş tutmalı, incitmemeliyiz. Sevinci, kederi onlarla yaşamalı ve onlara sevildiklerini hissettirmeliyiz. Bu dünyada gerçek dostların sayısı parmakla gösterilecek kadar azaldı. Yaslanıp ağlayacağımız bir omuz, sıcaklığını duyacağımız bir el bulmak yazık ki zor artık. Günümüzde çok değer gören zenginliğe kavuşunca yoksulluktan kurtulmuş saymamalıdır kişi kendini. Zira dostu olmayan insan onca zenginin içinde bile yoksuldur hala. Okuduğumuz bu paragrafta birinci cümlede yer alan dostlarımızın kıymetini bilip onları hoş tutmalı, incitmemeliyiz yargısının nedeni artık bu dünyada gerçek dostların sayısının parmakla gösterilecek kadar az olmasıdır. Burada gerekçe nedenleri üçüncü cümlede başlayarak açıklanmıştır. Bu parçada vurgulanmak istenen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Sevdiğimiz kişilerin beğendiğimiz özelliklerini övmek yüceliktir. Ancak asıl yücelik sevmediğimiz kimselerin övülmesi gereken özelliklerini övmektir cümlesinde vurgulanmak istenen durum yansız davranmadır. Biz birini sevmesek de onun iyi bir özelliği var ise mutlaka bunu objektif olarak, yansız olarak övmeliyiz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçekleşmemiş beklenti söz konusudur? Senin buraya geleceğini hiç ummuyorduk cümlesinde gerçekleşmemiş bir beklenti bulunmaz. Onun bana her şeyi itiraf edeceğini söylemiştiniz cümlesinde yine gerçekleşmemiş bir beklenti yer almaz. İşten çıkar çıkmaz annesine uğrayacağını sanıyorum cümlesinde yine gerçekleşmemiş bir belirti yer almaz. Ve yaşanan olayların herkes tarafından duyulmasını istemezsiniz herhalde cümlesinde de yine gerçekleşmemiş bir beklenti yer almaz. Oysa bu zor günlerimize yardımımıza koşacağınızı düşünmüştük cümlesinde bir yardım beklenirken bu yardım gerçekleşmemiştir ve D seçeneğinde gerçekleşmeyen bir beklenti yer almaktadır. Aşağıdakilerin hangisinde parçanın hem başına hem sonuna getirilebilir? Avcılıktan çobanlığa, çobanlıktan tarıma, tarımdan sanayiye geçen insanlığın masalda, destanda ya da tragedyada takılıp kalması düşünülemezdi. Doğaldır ki romana, öyküye, tiyatroya geçilecekti. Okuduğumuz bu parçanın hem başına hem de sonuna getirilebilecek en uygun cümle seçenekler arasında A seçeneğinde yer alır. Yaşamın olduğu yerde değişim ve gelişim kaçınılmazdır cümlesi bizim okuduğumuz bu paragrafın hem başına hem de sonuna getirilirse anlamsal olarak herhangi bir problem karşımıza çıkmayacaktır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirlerine en yakındır? Mevki, insanların iyi ve kötü yönlerini ortaya çıkarır. Önemli olan belli bir mevkiye ulaşmak değil, oraya sıkıca tutunmaktır. İnsanların karakterlerini bize gösteren ulaştıkları yerlerdir. Gözleri büyük mevkilerde olanlar kimliklerini yitirmeyi göze almalıdır. Bir mevkiye ulaşmanın iyi yolları olduğu kadar kötü yolları da vardır. Okuduğumuz bu cümleler arasında anlamca birbirine en yakın olan mevki insanların iyi ve kötü yönlerini ortaya çıkarır ile insanların karakterlerini bize gösteren ulaştıkları yerlerdir cümlesidir.
Numaralanmış cümlelerimiz 1 ve 3 olarak A seçeneğinde yer almaktadır. Yukarıdaki parçada altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Masal geleneği hala Anadolu'da geçerlidir. Anadolu kültürü içinde önemli bir yere sahip olan bu gelenek, daha sonraki yüzyıllarda yayılmış ve dilden dile, gönülden gönüle, şehirden şehire aktarılmıştır. Artık bu efsaneleri dinlemek veya duymak zor olsa da kültürümüzü en iyi yansıtan geleneklerden biridir masallar paragrafında. Yazım yanlışı altı çizili iki numaralı sözcük grubunda bulunur. Anadolu kültürü derken kültürün K'si büyük yazılmamalıdır. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? Ünlü yazar Sevinç Okun'la yaptığımız röportaj büyük ses getirdi. Tavırlarından entelektüel bir kişi olduğu anlaşılıyordu. Bana verilen bu unvanı hak etmek için elimden geleni yapacağım. Evdeki çamaşır makinesi birdenbire bozuldu ve annemin hemşehrisi olan bu kadını daha önce karşılaşmıştık cümlelerinde yer alan yazım yanlışı A seçeneğinde bulunur. Röportajın doğru yazımı gösterildiği gibidir. Bu cümlede numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Ablam İstanbul'da 1955'te üniversiteyi bitirdikten sonra 15 Ağustos'ta doktor olarak Amasya'ya atandı ve bize de yanına almak için çok büyük sefa çarp etti cümlesinde yazım yanlışı altı çizili iki numaralı sözcükte bulunur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Bu kazayı örtbas etmek için epey uğraştılar. Aslında bu tip yanlışlar göz ardı edilmemelidir. Heykeltıraş elindeki yontuyu titizlikle işliyordu ve biraz ilerideki yaya geçidinden geçmeliyiz bence cümlelerinde herhangi bir yazım yanlışı bulunmaz. Oysa bugünkü Türkçe etüdü bu sınıfta yapılacakmış cümlesinde yazım yanlışı E seçeneğinde yer almaktadır. Yukarıdaki cümlede yazım yanlışı yapılmış kaç sözcük vardır? Odadaki duvarlara değip duvarları kirletiyordu. Fakat her gün bu hareketleri yaptığı için hiç kimse onu önemsemiyordu. Sadece babası birkaç kez bağırıyor ve çocuğun oturduğunu görünce kızmayı bırakıyordu. Okuduğumuz bu paragrafta yazım yanlışı deyip her gün ve birkaç sözcüklerinde bulunur. Deyip sözcüğü deyip şeklinde yumuşak g ile her gün ayrı birkaç da birleşik yazılmalıdır. Toplamda 3 yazım yanlışımız bulunmaktadır. Yukarıdaki parçada parantezle belirtilen boşluklara aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Öylesine mutluyum ki cümlemiz tamamlanmadığı için bu yay ayracımıza 3 nokta gelmelidir. Bunca zaman sonra her yolu bitip o şehre giremeyeceğim sanki cümlesinde yargımız yer aldığı için cümle bittiği ve bir sonraki cümlede büyük harfle başladığı için nokta getirilmelidir. Tuhaf bir çekingenlik cümlesinde ise bir yargı bulunmadığı için yine 3 nokta gelmelidir. Hiçbir yerim kımıldamıyor cümlesinde yine yüklemimiz bulunduğu ve bir sonraki cümlede büyük harfle başladığı için nokta getirilmelidir ve içimde anlatılmaz bir coşku cümlesinde de bir yargı bulunmadığı için parçamız 3 nokta ile bitirilmelidir. Doğru sıralamamız 3 nokta, nokta, 3 nokta ve nokta şeklinde B seçeneğinde yer almaktadır. Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde hiçbir noktalama işareti getirilemez? Rüzgar arada sırada yüzümüzü bir bıçak gibi kesiyordu. Biz de bu soğuktan donan kulaklarımızı ellerimizle ovuşturarak ısıtmaya çalışıp birazcık olsun ayazın verdiği acıdan, soğuğun verdiği acıdan, sıkıntıdan kurtulmaya çalışıyorduk parçasında. Dört numaralı yay ayracı hiçbir noktalama işareti getirilemez.
Çalışıp sözcüğü bir zarf fiil olduğu için zarf fiillerden sonra herhangi bir noktalama işareti gelmemelidir. Mehmet sınıfın en tembeli, bugünkü sınavdan yine zayıf almış cümlesinde virgülün kullanım amacı aşağıdaki cümlelerde hangi virgülle özdeştir? Burada virgül ara sözü göstermek için verilmiştir. Mehmet, yani sınıfın en tembeli şeklinde Mehmet ile ilgili bir açıklama yapılmış. Onun ile ilgili bir bilgi verilmiştir. Buna benzer bir kullanım annesini, o çok sevdiği kadını her zaman özlüyordu cümlesinde vardır. Bu cümlede de annesinin en çok sevdiği kadın olduğu bilgisi bize virgül ile ara söz kullanımında verilmiştir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım ve noktalama yanlışı yoktur? Cümlelerimizi okuduğumuzda verilen aynı cümlenin yazım ve noktalama yanlışı yer almaksızın doğru biçimde yazımı, Müdür Deniz Hanım iş için başvuran gence daha önce hangi iş yerinde çalıştınız diye sorduğu şeklinde E seçeneğinde yer alır. A seçeneğindeki yazım yanlışı ve noktalama yanlışı noktalı virgülde. B seçeneğindeki yanlışlığımız ise yine noktalı virgüldeki noktalama işaretinde. C seçeneğindeki yazım yanlışımız ise İş yerinde sözcüğünün birleşik yazılması ile D seçeneğindeki yazım yanlışımız ise hitabet içeren bir sözcüğün küçük harfle başlamasından kaynaklı bulunmaktadır. Bu parçada karikatürle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine yönelik eleştiri yapılmıştır? Karikatür dediğin yazısız olmalı. Bakıyorum piyasadaki karikatürler yazıyla dolu. Yazıları okumaktan çizgilere bakmaya sıra gelmiyor. Tıpkı fıkra anlatımı. Düşünmeye fırsat bulamıyorum, gülüp geçiyorum. Bu parçada eleştirilen nokta karikatürlerde aşırı yazının olması ve çizgilerin yani çizimlerin arka planda kalmasıdır. Buna yönelik eleştirimiz D seçeneğinde çizgili anlatımın geri planda bırakılmasına şeklinde yer almıştır. Numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi birbiriyle yer değiştirmelidir? Ovadan karşımdaki Karadağ'ın kuzey eteklerine yayılmış Obruğ'u seyrediyordum. Gördüğüm manzara yüzyıllar önce buraya gezen seyyahların anlattıklarından farklı değil. Her yer yeşil, her yer bağ, bahçe bostan. Dere yatağının her iki kıyısında hayıt, zakkum, çınar, defne ve mersin bitkileri yan yana dizilir. Kentin ortasından geçen Kızılırmak, yeşilliği kılıç gibi ikiye ayırıyordu. Burada yer alan numaralanmış cümlelerimizden 4 ile 5 yer değiştirmelidir. 4'te bahsettiğimiz derenin aslında Kızılırmak olduğu 5 numaralı cümlede daha önceden bize bilgi olarak verilmeliydi. Bu açıdan doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Bu parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir? Yaşamımızın anlamı aslında çevremizdeki insanlara, eşyalara veya yerlere atfettiğimiz anlamdır. Anlam, bir sözün, bir davranışın, bazen de bir olgunun hatırlattığı düşünce ve nesnedir. Gerçekle olan ilişkimiz bunlara yüklediğimiz o anlamlarla yürüyor. Hiçbir şey bize anlamsız gelmiyor. Anlamlar sayesinde her şeyi anlamak, kavramak ve öğrenmenin yanı sıra seviyor ya da sevmiyoruz. Bir şeyin taşıdığı anlamın değerini ise bizde var olan birikim belirliyor. Okuduğumuz bu paragrafta anlatım bütünlüğü iki numaralı cümleyle bozulmaktadır. İki numaralı cümlede birdenbire anlamın tanımı yapılmıştır ve bu anlatım bütünlüğünü bozmaktadır. 28, 29 ve 30 numaralı sorularımızı aşağıda yer alan
paragrafa göre cevaplamalıyız. Kuzey yarımkürenin ılık yerlerinde ve yurdumuzun daha çok Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen ağaçlardır fındık. Köklerini derine salan bu ağaç, drenajı iyi, gübreli, kirli kum toprakları seviyor. Türk fındığı kalite açısından Giresun ve Levant olmak üzere ikiye ayrılıyor. Giresun ilinin tamamında yetiştirilen tombul fındıkları az çok Giresun kalitesi özelliği taşıyan ve Trabzon ilinin bazı ilçelerinde yetiştirilen tombul fındıklar Giresun kalite fındıklar olarak biliniyor. Dünyanın en üstün özellikli fındıkları bunlar olduğundan diğer çeşitlere oranla biraz da yüksek zararlıdır. Giresun kalite fındığının üretim bölgesi dışında kalan bölgelerde üretilen tüm fındıklar Levant kalite olarak biliniyor. Bu fındıklar Giresun kalite fındıklarından daha az yağ oranı içermesine karşın diğer ülkelerde yetiştirilenlerden daha yüksek yağ oranına sahiptir. Okuduğumuz bu parçaya göre aşağıdakilerle ilgili bilgileri bulalım. A seçeneğinde ülkemizdeki fındık çeşitini ve bunların nerelerde yetiştirildiğine dair bilgi verilmiştir. Bu bilgiler yukarıdaki cümleler arasında 1 numaralı, 2 numaralı ve 3 numaralı cümlelerde dağınık olarak yer almaktadır. Biz parçamızda ülkemizde Giresun ve Levant olmak üzere iki çeşit fındık yetiştirdiğini ve bunların Giresun'un tamamında ve Trabzon'un bazı kesimlerinde yer aldığını söyleyebiliyoruz. Fındığın kalitesini belirleyen koşulların neler olduğuna dair bilgiler ise parçamızda yer almamakta. Dünya pazarında hangi tür fındığın daha değerli bulunduğuna dair bilgi ise 5 numaralı cümlede yer alıyor. Dünyanın en üstün özellikli fındıkları bunlar olduğundan diyerek Giresun kalite fındıklarından bahsediliyor. Fındık ağacının hangi iklim ve toprak özelliğine ihtiyaç duyduğu ise parçamız içerisinde 2 numaralı cümlede kirli kum toprak, drenajı iyi, gübreli şeklinde yer alıyor. En fazla yağ oranına sahip fındık çeşidinin neler olduğuna dair bilgiler de yine parçamızda yer almakta. Bu parçamız içerisinde fındığın yağ oranının en yüksek olduğu şeklinde, diğerlerinin daha az yağlı olduğu şeklinde bilgiler 7 numaralı cümlede bulunur. Bu açıdan doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? Okuduğumuz parçada neden sonuç ilişkisi 5 numaralı cümlede bulunur. Dünyanın en üstün özellikli fındıkları bunlar olduğundan diğer çeşitlere oranla pazarda yüksek zar atıyor diyerek pazardaki zar oranının yüksek olmasının nedeni bize açıklanmıştır. Bu parça 3 paragrafa ayrılmak istense, ikinci ve üçüncü paragraflar numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Kuzey yarımkürenin ılık yerlerinde ve yurdumuzun daha çok Doğu Karadeniz bölgesine yetişen ağaçtır fındık. Köklerini derine salan bu ağaç şeklinde devam ettiği için bu ağaç diye bir kere bize söylediğinden biz ikinci paragrafı 2 numaralı cümleyle başlatamayız. Oysa 3 numaralı cümlede Türk fındığı kalite açısından Giresun ve Levant olarak ikiye ayrılıyor diyerek bize daha farklı bir bilgi verilmeye başlandığı için biz parçamızı 3 numaralı cümleyle başlatabiliriz. Devam ettiğimizde ise diğer paragrafımızı bulmak için 6 numaralı cümleye bakmalıyız. Giresun kalite fındığının üretim bölgesinden bahsedilmeye başlanan bu cümlemizde bize bambaşka bir konuya yönlendirdiği için paragraflarımız 3. ve 6. cümlelerden başlayarak ayrılmaya devam edebilir. Bu parçadan şemsiye ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Şemsiyenin bundan 4000 yıl öncesinde de kullanıldığına dair ilişkin kanıtlar var. Asur, Mısır, Yunan ve Çin uygarlıklarında pek çok amaçlı kişilerin günlük yaşamlarında şemsiye yer almıştır. Avrupa'ya ancak 16. yüzyılda gelebilen şemsiye, moda unsurları arasında hemen yer edinmiş.
Doğu ülkelerinde şemsiye kraliyet ailesine ait olmanın ve gücün göstergelerinden biriydi. Nineveh'ten ve Mısır uygarlığından kalma heykellerde şemsiye figürüne rastlanmıştı. Okuduğumuz bu parçada şemsiyenin çok eski bir tarihi geçmiş olduğunu öğrenebiliriz. Aynı zamanda şemsiyelerimizin pek çok uygarlık tarafından kullanıldığında söylememiz mümkün. Doğu ülkelerinde şemsiyenin gücü temsil ettiğini de söyleyebiliriz. Aynı zamanda birçok tarihi eserde bir figür olarak kullanıldığı da yine parçamızda bize verilen bilgiler arasında yer alır. Oysa biz bir metinden hareketle Avrupa'da şemsiyenin hangi amaçla kullanıldığını çıkaramayız. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Tuhaf bir tanıdığım vardı. Saplantılı, kuralcı, mükemmelliyetçi. Hayret ki bana uğramış geçenlerde. Şükür ki o gün ben yoktum. Gitmiş ama nasıl? Benim işimin başında durmadığım, olması gereken yer ve zamanda olmadığım vesaire yumurtlamış, öyle gitmiş. Beni hiç şaşırtmadı. Eskiden ona karşı kusurlarım olurdu. Aynı tepki verirdi. Bugün arkadaşlarımda onun telefonu yoktur. Bende de olmadığından arayıp da sen ne adamsın, değiştir artık kendini, dostun kalmadı be adam diyemedim kendisine. Okuduğumuz bu parçada kimlerinin bazen haddini aşan sözler sarf edebildiğini, sorun yaratan insanların dostluk kurmanın güç olduğunu, dostlarını sürekli eleştirenlerin sonunda yalnız kaldığını ve bazı insanları hiçbir şeyin değiştiremediğini çıkarabiliriz. Oysa kimi insanların kendilerini ifade etmekte zorlandığı ile ilgili herhangi bir yargıya ulaşamayız. Bu sözleri söyleyen yazar aşağıdakilerin hangisinden korkmaktadır? Kitabımın ikinci basımı çıktı. Buna çok seviniyorum ama bir yandan da bundan korkuyorum da. Birinci basımında da böyle olmuştu. İlk kitaplar ilk aşklara benziyor. Bir türlü unutulmuyor. Üstelik getirdiği coşku da hiç eksilmiyor. Şimdi de aynı coşkuyla merak ediyorum. Acaba yeni okurlar kitabımı nasıl karşılayacaklar? Bu sözleri söyleyen bir yazar kitaplarının basımından önce okuyucuların tepkisinden çekinmektedir. Onun tepkisinden, okurlar tarafından kitabını beğenilmemesinden korkmaktadır. Bu da seçeneklerimiz arasında okurların kitabını beğenmemelerinden şeklinde E seçeneğinde yer alır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra her şeyin bir çırpıda olup bittiği çağımızda bu görüşte hak verenler çıkabilir cümlesinin getirilmesi uygun olur. Eskiden bir yazıda düşüncenin ya da olayın bir yönünü bildiren paragraf önemsenirdi. Öğretmenler belirli bir düşünce bütünlüğü oluşturan cümlelerimiz varsa onların bir paragrafta toplanması konusunda uyarırlardı bizi. Şimdilerde kimi yazarlar sırasında her cümleyi, her sözcüğü bir paragraf yapabiliyor. Böyle yapanlar okurun uzun cümleye, toplu düşünceye katlanma gücünün olmadığını söyleyerek kendilerini savunuyorlar. Ama bana göre bu durum kimi yazarların becerilerinin yetersizliğinden kaynaklanıyor. Okuduğumuz bu paragrafta her şeyin bir çırpıda olup bittiği çağımızda bu görüşe hak verenler çıkabilir cümlesi numaralandırılmış cümlelerden sonra tam olarak dördüncü cümlenin arkasından getirilmelidir. Daha sonra da ama bana göre bu durum şeklinde devam ederek hak verenler de olabilir ama ben hak vermiyorum zıtlığında devam eder. Ve bu açıdan doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. 35 ve 36. soruları parçaya göre cevaplayalım. Tarihçinin görevi hem kendine karşıdır hem de okuruna. Bir ölçüde ölüp gidenlerin arkalarında bıraktıkları ruhları tarihçinin elindedir. İncelendiği ve yeniden büyük ve güçlü ölümlerin şan ve şereflerinden sorumlu olan tarihçidir. Araştırmamışsa, bilgili değilse, yanılırsa, suçsuza leke sürerse ya da aşağılık ve utanç verici kişileri iyi gösterir, onlara hayranlık duyulmasına neden olursa bir uçuruma sürükler geçmişi.
Böylelikle tarihçi yalnızca olağanüstü bir yanlışlık yapmakla kalmaz. Toplumun bilincini zehirlemiş ve toplumu aldatmış olur. Okuduğumuz bu parçada tarihçinin hatasının toplumu ve toplumun bilincini zehirleyecek biçimde olduğunu, tarihçinin görevli ve sorumluluğunun hem kendisine hem de okuruna karşı olduğunu, tarihçinin okurlarını mutlaka düşünmesi gerektiğini, onları yönlendirirken objektif ve bilgili olması gerektiğini, araştırmasını, incelemesi gerektiğini cevaplayabiliriz. Oysa parçamızda tarihçinin değerlendirme ölçütleri ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi bir tarihçinin toplumu doğru yönlendirmesi için taşıması gereken niteliklerden biri değildir? Okuduğumuz bu parçada tarihçinin taşıması gereken nitelikler arasında araştırdıklarından yararlanan kişilere ve vicdanına karşı sorumlu olduğunu, ortaya koyduğu bilgilere ilişkin gerçeklikten uzaklaşmaması gerektiğini, toplumu yanlış ya da taraflı ifadelerle yanıltmaması gerektiğini ve tarihteki ünlü ve değerli kişileri oldukları gibi yansıtması gerektiğini, yani objektif olması gerektiğini çıkarabiliriz. Oysa geçmişle gelecek arasında köprü kurarak geçmişten kopmamasının parçamızda yer almadığını söylememiz mümkündür. Bu parçaya göre öykü gücünü aşağıdakilerin hangisinden almaktadır? Öykü en eski metin türüdür. Ortak belleğin yankısı, insan aklı ve sezgilerinin alçak gönüllü ve coşkulu dilidir. Kalbin iyiliğiyle, zengin imgeyle canlanır. Yaşamın gençlik ve devingenliği içinde hiç bıkmadan yeni, özgün ve güzel söz ararken fark edilmeyenin ardına düşer. Gücünü derinliğinden, sınırsızlığını dilinin akıcılığından alır. Okuduğumuz bu parçaya göre öykünün gücü olayları özüne inerek anlatma, onun derin bir metin türü olmasından kaynaklıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen sanatçının bir özelliği değildir? Bu yazarımızı büyük yapan, görüneni başka bir ışık altında ve başka bir açıdan göstermesidir. Yani alışılmışın dışına çıkmasıdır. Bunu da en yakıcı insanlık halleri ve çok net düşüncelerle sahip olduğumuz konular hakkında sorular sorarak yapar. Bu sorulara yerleşik kalıplarla yıkmaya çalışır. Yani yerleşik kapılara şüpheyle yaklaşır. Onu okuyanlar kendilerini bir anda egzotik bir coğrafyada, bir yığın felsefi sorunun ortasında bulunur. Yani okuru uzak coğrafyalara taşır iken aynı zamanda yaşamın olumsuz yönlerini de ona tattırmış olur. Oysa parçamızda var olanla yetinen bir sanatçı yer almamaktadır. Bu parçada keten tohumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Uzmanların sıvı ya da salataların üzerine serpiştirilerek günde bir çorba kaşığı biçiminde tüketilmeyi önerdikleri keten tohumu yüksek oranda lif, omega 3, omega 6, yağ asitleri, protein, B12 vitamini, mineral, aminosit içeriyor. Keten tohumu özellikle mide, bağırsak sistemindeki sorunlar, fazla kilolar, yüksek kolesterol, yüksek kan şekeri gibi pek çok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Anadolu'nun hemen hemen her yerinde yetişmesine karşın aslında keten tohumunun hak ettiği ilgiyi görmediğini söyleyebiliriz. Oysa günde bir çorba kaşığı keten tohumuyla pek çok hastalıktan uzak durmak olanaklı. Okuduğumuz bu parçada keten tohumunun vitamin ve mineral açısından zengin bir bitki türü olduğunu ulaşabiliriz. Nasıl tüketilmesi gerektiğine dair bilgi de sıvı ya da salataların üzerine serpiştirerek günde bir çorba kaşığı şeklinde ilk cümlemizde yer alır. Aynı zamanda bu bitkinin bağırsak sorunları, fazla kilo, yüksek kolesterol gibi hangi hastalıklara iyi geldiğini de bulabiliriz.
Keten tohumunun Anadolu'nun hemen hemen her yerinde yetiştirilmesini, yani ülkemizde çok yetiştirildiğini, fakat buna karşı önemsenmediğine de ulaşabilir iken, amaca göre kullanım biçiminin değiştiğine dair bir noktaya değinilmemiştir. Bu parçada geçen haberin koyu renkleri sözüyle haberlere ilişkin olarak vurgulanmak istenen nedir? Karikatürler, çizgi romanlar, haberlerin koyu renkler arasında gülümseten, uçucu renkler sunar bizlere. Güldürmenin yanı sıra günlük hayatın gerçeklerine dokunur, bin satırlık yazının anlatamadığını birkaç çizgiye sığdırır. Bildik olayların ince ayrıntılarını vurgular, insanlık hali dediğimiz durumlarla yüzleşmemizi sağlar. Okuduğumuz bu parçada haberin koyu renkleri diyerek vurgulanmak istenen aslında sıkıntı verici olumsuz durumları ilettiği şeklinde karşımıza çıkabilir.